Hukuk bu siyasal iktidarın devamı amacıyla kullanılan bir aygıt haline gelmekte. Yani tarafsız ve objektif olması gereken, anayasa teminatı altına alınmış bağımsız ve tarafsız mahkemeler maalesef bugün siyasal iktidarın en büyük kullandığı aygıt haline gelmekte. Burada gerek AB düzleminde gerekse dünya siyasal denklemleri içerisinde bir denge siyaseti gözetiliyor. Avrupa Birliği Türkiye ile mülteciler noktasında meydana gelen gelişmelerden dolayı bir denge gözetiyor. Diğer dünya ülkeleri de gerek Orta Doğu'daki gerek Rojava Ukrayna savaşından dolayı tamamen bu işi Türkiye ile aman aramız bozulmasına getiriyorlar. Maalesef hukuksal hiçbir açıklaması yok. Bugün 10 yıldır uygulanmayan ahim kararlarını görüyoruz. 10 yıl önce Türkiye aleyhine vermiş olduğu Öcalan Umut Hakkı kararı var. Yani aslında bizim bugün burada Sayın Abdullah Öcalan'ın tecrit koşullarını değil, özgürlük koşullarını tartışmamız gerekirdi bu ülkede. Buna dair nasıl düzenlemeler getirilmesi gerekir? Bizim bunu tartışmamız gerekirken biz 2014 yılında verilen mahkeme kararının gerisinde bir tartışma yürütüyoruz. Çünkü 99'dan 2011 yılına kadar neredeyse kesintisiz avukat, vekil ve aile ziyaretleri gerçekleşti. 2011'den bu yana ise maalesef siyasal iktidarın siyasal hamlelerine göre bu avukat, aile telefon görüşleri maalesef siyasal iktidarın politik reflekslerine göre ilerliyor. Gerçekten dediğim gibi bizim bugün burada artık bu koşullarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazının bir gün sona ermesini tartışıyor olmamız gerekirken, özgürlükten bahsediyor olmamız gerekirken biz bugün maalesef ki halen tecrit görüştürülmeme durumlarını tartışıyoruz ve bu açmazı aşmaya çalışıyoruz. Ve biz belirli periyotlarda zaten Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. Sizin de bildiğiniz üzere yakın tarihte de bir başvuru yaptık ve 1330 avukatın imzasıyla görüşme talebimizi savcılık üzerinden Adalet Bakanlığı'na ilettik. Biz belirli periyotlarda bunları zaten tekrar tekrar yerine getiriyoruz. Biz zamanı geldikçe tekrar başvurularımızı daha fazla avukatla yenileyeceğiz. Ama şu aşamada biz kamuoyunda, hukuk camiasında, uluslararası hukuk örgütleri nezdinde bunun sonuç alabilmesi için, sonuç alabilmemiz için de tekrardan girişimlerimiz devam ediyor ve bu girişimlerimizi de kesintisiz bir şekilde yerine getireceğiz.